Yok, gayet iyi ya. Sıkıntı yok şu an. Kapı işaretini ekran lazım. Havan nasıl çıkıyor? Alacağım. Tamam. Ne geldik mi? Doğru yazdım. Son söyledim. Bir soru işareti gördüm. Bir bilsem. Hey.
Heyecanlandın galiba. Maymunları severim. Anne de bu maymunlar. Sanırım bu yapının üzerinde bir şeyler var. Evet, maymun var. Onların dışında. Burada geçit falan göremiyorum. Ben de öyle. Şuna bir bakın. Bir bakalım. Bana mı öyle geliyor yoksa şu bir harita mı? Haritamıza benziyor. Şuraya not alıyorum. Evet, ancak keşfettik. Ve böylece 11 oldu. Peki şu semboller? Sembol mü? Bir boşluk var. Tam da madeni para boyutunda. Hadi gel bir deneyelim. Haritadaki boşlukları doldurdu da. Evet. Ganimet bulduk. Muhteşem bir ganimet. Bulduğumuz şey bu. Bu daha sonra iyi para edebilir. Tabii eğer satarsam. Ya şimdi? Gelip bakın. Belki daha da bir şeyler biliyorum. Yürü be kızım. Kupayı aldım. Bakayım da şeyi okuyamadık ya. Çarkları bulduk diye mi böyle oldu ya? Değil mi? Eksik çark var mı acaba bu haritada? Telefon gibi biliyorsun ben gezmeyi seviyorum. Kimler var? Gri langur. Ha? Bunlar gri langur. Çok tatlısın. Kes sesini. Aa, yüzün de kızardı. Maymunlar var. Al götür. Devliyor mu lan bunu? Oo. Ne gelmesin? Mar gitmişti.
Denizaltı da nasıl öyle sorun anlamadım. Nereye gideceğiz lan şimdi? Hazineleri aldı, kabul etmiştir şu an. Ne aldık mı ya? Mesela en azından emin olmuş oldum. Çok sıkıcısın. Arabanın her yerine sıçsınlar mı? Bir şey yok gibi. Koku da yok. Gidelim. Şu bölgeye gidelim. Gelsene. Tam arkandayım. Ya bak, hazineye kaçıyorduk burada. Nasıl yani ya? Beklediğin için teşekkür ederim. Hazine olunca bileklik mi ötüyor, onu fark etmedim. Ben etrafa bir göz atacağım. Tamam, burada bekliyorum. Okuyamadık ki oraya, hemen geçti. Sabrın için teşekkür ederim. Dinle. Doğrusunu istersen seni dillere destan önünden dolayı bu işe dahil ettim. Hem de para da işini görür dedim. Nasıl öttü ya? Şey. Doğru demişsin. Bir şey itiraf edeyim mi? Bir kadınla çalışmak da inan çok iyi geldi. Haklısın. Bu işte pek kadın yok. Silah tüccarının biri yetkili kişiyle konuşmak istedi. Ben olduğumu öğrenince yan çizmeye başladı. Sen ne yaptın?
Bacaklarını kırdım. Ama da şaka yapmıyorsun. Şartları eşitlemeye çalışıyorum. Ah, Rosa bulaşma. Aa. Bunu kart vizitime ekleyeceğim. Bir saniye. Hadi renkli gökte kol titredi sanki. Aynen burada öptüm. Nerede? Ne zaman bu? Aa, bu bileti çok iyi oldu ya. Bakalım. Evet. Nerede kalmıştık? Neyse. Dediğim gibi. Bunu kart vizitime ekleyeceğim. Bıraksan olmuyor mu? Yani shoreline meselesini kapatsan. Orası benim yuvam. Seçim şansım yok. Aa. Seçim şansı hep vardı. Fraser, sana bir şey soracağım. Çok önemli. Dinliyorum. Sen ve Nathan Drake, iş odaklı bir ilişki mi? Çoğunlukla. Tanrım. Nasıl? Nasıl? Hey hey hey, yanlış seçimlerden bahsedene bakar mısın? Asam. Bir de şu diğeri, şu zengin fırlama. Seçim değillerdi, bir amacı vardı. Ama Drake fena biri değildi. Bence kendini çok zeki sanıyor. Ah, inanılmaz derecede sinir bozucu biridir. Ama farklı bir cazibesi vardı. Eğlenceliydi de, yani o zamanlar. Ben cevabımı aldım sanırım. Ama bir şey soracağım. Sırayla mı konuşuyordunuz yoksa her şey üst üste mi biniyordu? Ben etrafa bir göz atacağım. Keyfine bak. Tamamdır. Gidelim.
İşte oldu. Geliyor musun? Tamam, geliyorum. Dansa var mısın? Bu sefer kırmamaya çalış. Çok bilmiş. Hazır mısın? Evet. Sadece sindiriyorum. Aman Tanrım. Halebidu'nun kalbine hoş geldin. Evet, Ganesh'in fil dişi son olarak burada göründü. Muazzam. Heykellerin arasında bent benzeri bir şey olması gerekmiyor muydu? Akıntı yüzünden aşınmıştır. İçeri nasıl gireceğiz? Bekle. Hey, taca baksana. Pek zarar görmemiş. Haklısın. Belki de gözlem kulesiydi. Persler oradan girmiş. Çok uzun zamandır bu mekanın adını duyuyordum. Karşımda durduğuna inanamıyorum. Fotoğraf çeksene. Babana yollarsın. İyi fikir. Ne yani? İhtiyar bilgisayar kullanmayı bilmiyor mu? Sen yine de çek, gidince gösterirsin. Aslında bunun için 20-30 yıl kadar geç kaldım. Şey ben... Aa, cidden gerek yok. Ben iyiyim. Ne dersin? Halebidu'ya gidelim mi? Olur. Hadi. Büyük savaş. İnanması çok zor. Bunu yapmak ne kadar sürmüştür? Zanaatkarlar, mühendisler. Evet. Eserleri hala duruyor. Ama onlar artık yok. Kral servetini böyle cezbedici bir hedef yerine halkını korumak için kullanmalıymış. Taca nasıl çıkacağız sence? Helikopteri getirdin mi? Evde unutmuşum. Tüh. O zaman tırmanacağız. Fazla ne olunca birlikte gelmek ne var?
Tamam. Hazır mısın? Öncesi. Nasıl kadar oldu? Tamam. Şimdi nereye? Yukarı bir yol bul. Şelalenin altındaki yapıları görüyor musun? Haklısın. Fazla ne önemli? Tamam, tamam. O halde çıkalım. Tamamdır.
yakından çok daha etkileyici. Ve daha da yaklaşıyoruz. Özür diliyorum. Yukarıya geldim. Hadi bu taraftan. Peki bu güvenli mi? Hep aynı şeyi sorup duruyoruz. Hiç güvende olmayacağını farz edersen vakit kaybetmeyiz. Siktir. Bu arada kesinlikle güvenli değil. Gördüm. Geri çıkabilecek misin? Evet. Sen devam et. Ben yetişirim. Gel, elimi tut. Sorun yok, hallederim. Gel bakalım. Lütfen dediğin için kıramadım. Lütfen falan değil. Ganesh'in engelleri kaldırdığını sanıyorum. Eğer kötü niyetli olduğunu düşünürse bal gibi de engeller. Bu yüzden mi Hale Bigel için seçilmiş? Kendisi iyi talihin de tanrısı. Refah ve başarı için ona dua edersin. Anladım. Bayağı güzelmiş. Geçmenin tek yolu gerçekten bu mu? Evet. Eğleniyor musun? Belli değil mi? İnanılmaz. Eğleniyor muyuz? Bu yaptığım en çılgınca şey. Çok iyi gidiyorsun ahbap. Taca uğraşsak çok daha iyi olacak. Hala Asav'la karşılaşmadık. Dilimi ısırayım. Buralarda. Yukarıda olduğunu sanmıyorum. Nedenmiş? Onda bu kadar tırmanacak göz yok. Sanırım taca doğru sallanabileceğimiz bir yer gördüm. Birazcık daha ileride. Acele et tırman. Kayıyorum. Değdi mi? Etkileyici. Evet. Şimdi bundan nasıl iniyoruz? Tamam. İşte böyle yavaşça. Ciddi misin? Ne zaman geri döneceksin? Ah!
Tanrı! Tamam. Burası daha sağlam gibi. Ağzını hayra aç. Pers ordusu da olmasa buraya giremeyecektik. Vay be, iyi atış. Perslerde trebüşe varmış. Trebüşe mi? Sen de herkes gibi mancınık desen olmaz mıydı? Trebüşe bir mancınık türüdür. Bunun gibi daha ağır cisimleri taşıyabilir. Onları daha uzağa atabilir. Evet. Bunu askerde mi öğrendin? Wikipedia'dan baktım. Herkesin yaptığı gibi. İnanmıyorum. Eski dostlarımız. Parashurama ve Ganesh. Dost mu? Savaşıyor gibiler. Hindu tanrıları iblislerle savaşmadıkları zamanlarda birbirleriyle savaşırlardı. Evet ama bu ayrı. Ganesh savunmasız. Ne yapalım? Belki de onun tarzı böyledir. Yamacına oymuşlar. Öyle görünüyor. Buradan. Arkandayım. Hey bak. Silahlar. Haklıymışsın Nadine. Bazen tutturuyorum.
Bunlar Perslerin mi? Aa, Hoysala ve Pers karışımına benziyor. İlk savunma hattı. Ufaktan aşama kaydediyoruz. Hey, yine o kapılardan biri. Bir bakalım. Çalışıyormuş bak. İşte böyle. Biraz ışıklandırma iyidir. Burası mezarlık gibi. Hinduların pek mezar adeti yoktur. Genelde yakmayı tercih ederler. Çok güzel bir seremonidir. Antiyeşti. Sanskritçe son fedakarlık demek. Fedakarlık mı? Bedenlerimizi ödünç alınan araçlar gibi düşün. Sonunda iade ediyorsun ki başkaları da faydalansın. Hoş bir düşünceymiş. Tabii bu zavallılar kaçırmış. Hey, yukarı. Bu da ne böyle? Tanrım. Burada bitmiş. Son direnişmiş. Ah, imparatorluğu kurtarmaya yetmemiş. Ama en azından bize kaldılar. Bileklik bayağı işe yarıyor pardon. Bayağı altında buldum onu. İşte giriş burada. Nadine, arkadaşa yardım eder misin? Tabii. Gel ihtiyar. Tamamdır. Affedersin. Pardon. Gitgide yaklaşıyoruz. Umarım bunlardan yakınızdır. Bu mekanizma tanıdık ki. Umarım suyu falan açmıyoruzdur. Bu biraz farklıymış. Bunlar ne böyle? Bir tahminde bulunacağım. Bir tür mekanizma ve açacağı şey de işte o kapı. Pekala, sol tarafa bakarsak Shiva Parashurama'ya baltayı veriyor ve sağda da bizim Parashurama Ganesh'in dişini kesiyor. Nasıl? Baltayla mı? Evet. Ganesh'in babası Shiva'nın Parashurama'ya verdiğiyle mi? Evet. Manyakça bir şey. Aile işte. Hadi şu kapıyı açmayı deneyelim. E nasıl olacak peki? Şey... Sanırım uğraşırken öğreneceğiz. Bakalım bu neye yarıyor? Tamam. Bu parçayı benden uzaklaştırdı. Gölgesi de hareket etti. Bunu deneyim. Sen şuraya geç. Ha.
Ne olduğunu şimdi anladım. Bölgeler kontrollerle uçuyor. Evet. Bakalım hepsini hizalayınca ne olacak? Eğlenceli bir şey gibi. Balta mıydı? Bu neydi ya? Balonumuz havalı. Değildi, tamam. Güzel. Tamam. Ya şimdi? Elimizi tamam. Baltayı alacak. Şimdi? Olsun. Ne olmuş bu? Takıldın mı? Yardım edebilir misin? Parçaların yerini değiştirip gölgeler ve duvardaki şekilleri hizala. Sol tarafta Shiva, balta ve paraşüram olmalı. Sağ tarafta Parashurama, Rishi ve Ganesh olacak. Anladım. Ganesh.
hangi parçanın ortaya geleceğini bulup dışarıdaki parçaları ona göre diz. Tamam, bir deneyeceğim. Duvarın ortasındaki iki sembol balta ve fil dişi. Yani ortadaki parçanın sesi de olur. Sanırım bir şey buldum. Hmm.
gidebilecekleri bir yer yok. Sanırım ben bunu beceremeyeceğim. Tamam, bu parçanın kesinlikle ortada olması gerek. Sanırım haklısın. Tamam. Ortadaki kola dokunmadığım sürece orada kalacak. Beynim yandı zaten şu an. İşe yaramayacak.
Daha buldum galiba. Nasıl oldu? Oldu. Ortada kalması var. Kalması kaldı. Nasıl oldu? Hadi oldun mu sefer? Yes be! Sanırım oldu. Başardım. Kapı açıldı. Üstelik senden yardım falan da almadım. Rica ederim. Bu iş bu kadar dostum.